Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kangiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere kullanacak olduğum malzemelerimi, malzemelerimi nereden aldım? Bunların da bilgilerini vererek inşallah harika bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Öncelikle hemen yazmamın kod numarasını vermek istiyorum. Yazmam Cenk marka turkuaz mavisi. İp numaramızda şöyle gösterebilirim. Harika bir uyuma sahip ipimizde 345 numaralı leylak markadır. E, i̇pinizi yazmanızı diyelim ki reyyan kullanmak istiyorsanız da reyyanda da 063 kod numarasıdır hanımlar. İpimizde yine buna aynı uyuma sahiptir. Şöyle gösterebilirim ipin kod numarasını almak isteyenler için de şöyle tuttuğumda ekran resmi alırsanız sizin için çok kolaylık olacaktır gerçekten çok muhteşem bir uyuma sahip ipim şimdi renklerimizi kenara bırakalım şimdi hanımlar şöyle yonca bir pul var elimde burada yani bunu yeni aldım ben içinden çıkartmış olduğum pul şu kadar burası 100 gramlık puldur şöyle bakın 100 grama giren pul bu kadardır. Mesela bunu alacak olduğunuz zaman 100 gramlık alırsanız bundan herhalde tam bilmiyorum ama 3 oya çıkar diye tahmin ediyorum hanımlar. Çünkü örüp bitirmedim. Bunlar rengarenk yoncalardır. Şöyle gösterebilirim. Böyle rengarenk yoncalardır. Şimdi dersiniz belki bir yazmaya ne kadar almanız gerekiyor? Zaten pul satan arkadaşlarımız Instagram'da da var. En az 50 gram almalısınız hanımlar. 50 gram aldığınızda bir oyadan biraz artar. Yani artan da yapabilir, kullanabilirsiniz. Daha seyrek bir oya yaparsınız. Tekrar fazla almak istemiyorsanız ki. Bir de arkadaşlar pulum rengarenk olduğu için incileri de can canlı inci kullanacağım. Incilerimin kalitesi de çok güzeldir. Bakın salkım o kadar uzun ki hanımlar şöyle gösterebilirim çok uzun bir salkım. Önceki incilerin salkımları çok uzundu. Şimdi kısalttılar. Şöyle göstereyim. Bunu da yeni buldum çarşıda. Hemen aldım tabii ki de. Hem salkımları çok uzun. Bir salkımdan bayağı bir oya çıkar diye düşüncesiyle gördüm. Hoşuma da gitti. Her renk yazmaya kullanabilirim. Pullarım rengarenk olunca incilerimi de rengarenk böyle yanar dönerli bir inci kullanmayı uygun gördüm ve hemen o şekilde modelimi yapacağım. Şimdi modelimize başlamadan zeminimizi nasıl yapmalıyız? Zeminimizi bu şekilde 3 zincirle yapmalıyız. Her e, zürafa içine işlem yapacağımız için çok fazla sık zürafa yaptığınızda modelim çok sık olur birbirine girer. modelimizin güzel durması için hanımlar 3 zincirle zürafa çekmeniz kafi gelir. Şimdi modelimi de göstermek istiyorum. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor. Şöyle bakın şu an ütüsüz bu ütülemedim ben. Bunu üstüne pullarımızın ütü sürdüğünüz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor zaten. Şimdi bu tersinden bu şekilde ütülediğim zaman harika bir duruşa sahip olacak zaten. Şöyle göstereyim. Bakın bunların ütülerken şöyle düz düzenleyerek ütülersek bu yan durması da olmayacak arkadaşlar. Çünkü ben bunu henüz ütülemedim. Modelimiz bu şekilde. Hemen sizlere hızlıca modelimin anlatımını da yapmak istiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Modelimi örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Çünkü başlangıç noktası zor olmayan oyaları örmüş olduğum yerden devam ettiriyorum. Bu modelimize de benim göstermiş olduğum inci salkımları çok uzun. Sizin salkımlarınız da o şekilde uzun olursa 2 salkım inci e, gitmez bile. Ama inci salkımlarınız e, küçükse 3 salkım inci gider bunu hanımlar. Pul maliyeti, inci maliyeti evet bu oya kolay ama maliyet yüksek olduğu için ona göre fiyat belirlersiniz. Herkesin fiyatı kendine özeldir. O yüzden kendi fiyatlarınızı kendiniz belirlerseniz sizin için çok daha iyi olur. Şöyle hanımlar iki tane milüstü aldım. Bakın bir ilmek oluşturdum. Şimdi buradan bir tane ince alıyorum. İncimi aldım bu şekilde kapattım. Şöyle arkaya attım. Dibinden buraya sabitledim. Bir iki zincir çektim. İki tane milüstü alıyorum. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, iki ilmeğin bu şekilde tamamladım. incimi attım bak bu şekilde şöyle dönzerdim ve hemen dibinden bunu buraya sabitledim bir iki zincir çektim iki tane milis alıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum her tığ battısına işlem yapıyoruz hiç tığ battısı atlamıyoruz önce bir kapattım sonra iki sonra iki sonraki ilmeği hiç uzatarak yapmadım hemen hızlıca kapatarak arkadaşlar mi bu şekilde aldım kapattım ve dibinden bunu buraya sabitledim bu şekilde bir iki zincir çektim iki tane milüste alıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bakın bu şekilde ilmeğimi tamamladım arada üç tane inci kullandım ben siz istediğiniz kadar farklı hani sayısını çoğaltabileceğiniz inciler kullanabilirsiniz buradan şimdi bir tane yoncamızı bu şekilde aldık bakın buradan aldım kapattım İpimle tığımın arasından şöyle arkaya attım kapattım dibinden geldim bunu buraya sabitledim bu şekilde şöyle arkadaşlar dibinden sabitledim 2 zincir çekiyorum kimi üstü aldım sıradaki tığ bastan girişim önce bir sonra iki Sonra iki sonraki bakın hiç ilmeği uzatmadım hemen hızlıca <laughs> Pardon arkadaşlar dibinden bunu bu şekilde buraya sabitledim bir tane daha önce yapıp öyle bir sonlandıracağım önce bir kapattım sonra iki sonra iki Pardon zincir çekmedik arada iki zincir çekiyoruz arada iki minusta alıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 ilmeğin bu şekilde tamamladım örmesi çok keyifli hanımlar inanın elinizden bırakasınız gelmeyecek diyebilirim İnci bu şekilde kapattım dibinden de şöyle sabitledim 1 2 zincir çektim iki üst alıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bakın bu şekilde kapattım dibinden şöyle sabitledim. 1 2 2 minüs aldım. Sıradaki ilmekten önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Bakın arkadaşlar. Arada 3 tane inciler kullandım ve bu şekilde pulumuzdan da kullandık. Şöyle pulumu bakın. Pulum bu şekilde elime aldım. Buradaki şeyinden giriş yaptım deliğinden kapattım böyle arkaya atıyorum tekrar kapattıktan sonra bunu buraya sabitledikten sonra dibinden giriş yaptım bir iki zincir çektim iki minüste aldım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki tamamladım 3 zincir çekiyorum bakın buradan pardon 2 zincir çektim ilmeğimi oluşturdum buradan bu şekilde kapattım incimi aldım 2 zincir çekiyorum tekrar 2 minüste aldım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 bazen hanımlar oya arasında şaşırdığım oluyor neden çünkü o ee, anda arkada farklı bir oya yapıyorum. Sonra bunu da model olarak çıkarttığım için aklım diğer yaptığım oya gidiyor ve burada hemen yanlışı yapabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın hemen düzeltiyorum zaten. Şimdi bir tane daha yonca koyalım hanımlar. Gerçekten dedim ya elime aldığımda hiç bırakasım gelmedi. Örmesi çok keyifli hemen buradan yoncamızı alıyoruz. alır yoncular da rengarenk olunca çok tatlı böyle çok yakışıyor yazmaya da yani sizi hiç bıktırmadan sürekli ördüresi geliyor yani mutlaka deneyin Hanımlar bu yoncayı çok kolay bulabilirsiniz e, satan bir sürü sayfa arkadaşlarım var Instagram'dan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım buradan şöyle Hanımlar bakın bunu ne yapıyoruz? Ütülerken bu yoncularımızı biraz düzenleyerek şöyle düzenleyerek ütülüyoruz. Ütümüzü nasıl yapıyoruz? Yoncaların üstüne ütü gelse kesinlikle bir deforme bozulma olmuyor zaten. Ama incileri üstüne ütü gelmesini biraz engelleyelim. Çünkü inciler plastik inci olduğu için ütünün çok kaynar sıcaklığına geldiği zaman deforme olabilir. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bunu ütülü halini Instagram hesabımdan paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok beğenilen, son günlerde de çok popüler olan bir model. Şöyle bakın hanımlar. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden ben ütülüyorum. İlk ütüsü çok önemli olduğu için. Şu şekilde ütünün kenarıyla şöyle ütüleyelim hanımlar. Ön kısmını. Arka kısmına geçtiğimizde de yine aynı bu şekilde ütüleyelim. Yoncuların üstüne ütü sürebilirsiniz. Şu pulların üstüne ütü sürebilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmuyor. Model çok keyifli, çok hızlı ilerliyor. Ördükçe öresiniz gelecek olan bir model. Mutlaka deneyin, denemeden geçmeyin arkadaşlar. Sayfaları olan arkadaşlarımız ya da çevresinde yapan arkadaşlarımız bu modelleri bir beze yapın hanımlar, çıkartın. Sizden sipariş vermek isteyenlere sunduğunuzda kesinlikle beğenilebilecek bir model. Hani ne kadar model çıkartırsanız ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar sipariş getirisi olur arkadaşlar. Çünkü ben burada hangi modeli paylaşsam emin olun ki hepsini sipariş geliyor. O yüzden bu şekilde güzel değişik modelleri de sayfamda bir an önce paylaşmak istiyorum açıkçası beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.